Hepinize doğru Akademi'den merhabalar sevgili arkadaşlar. Derslerimize hoş geldiniz. Bugün iki boyutlu ikinci çizimimizle karşınızdayız. Şimdi, önceki dersimizlerde derslerimize derslerimizde ne yapıyorduk? Herhangi bir plane arkadaşlar, mouse'un sol tuşuyla tıklayıp burada sketch açıyorduk. Herhangi bir tanesini açmanız yeterlidir. Mouse'un sol tuşuna tıklayıp sketch'imizi burada açıyoruz. Top plane'deyiz şu an. Şimdi arkadaşlar, ikinci çizimimize şöyle birazcık zoom yapıp baktığımızda Böyle bir şekil karşımıza çıkıyor. Bunların tamamını line komutu ile çizebiliriz. Line komutunu alırım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz line komutuna basıyorum. Line komutunu aldıktan sonra şu şekilde dış kısmı böyle uzun uzun çizip kapatabilirim. Ondan sonra burayı keserim. Ondan sonra arkadaşlar içeri 3 tane de circle çizebilirim. Fakat arkadaşlar ben bunu böyle yapmayacağım. Ben bunu tamamen aynalayarak yapmak istiyorum diyen arkadaşlarınız vardır. Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Aynalama kısmını örneğin şuradan böyle kestiğinizde ister sol tarafı çizip sağ tarafa kopyalayın, isterseniz sağ tarafı çizip sol tarafa kopyalayın. Hiçbir önem arz etmeyecektir. Yani arkadaşlar aynalama komutuyla yani buradaki mirror entities komutuyla daha basit çizimler yapmanız mümkün. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Line komutunu alıyorum. Göz kararı yapacağım arkadaşlar yine bir önceki çizimdeki gibi. Mouse'un sol tuşuna bir defa tıkladım ve ilk noktamı konumlandırdım. Sağ tarafa doğru geliyorum. Şu şekilde mouse'un sol tuşuna bir defa daha tıkladım. Bir defa daha tıkladım. Şöyle aşağı geliyorum. Bir defa daha tıklıyorum. Bundan sonra bir daha aşağı doğru geleceğim. Tıklayıp şöyle içeri doğru girdim. Şu şekilde burayı çizdim bu şekilde kapattım ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki iz düşümü yakaladığımda burayı konumlandırdım ve kapattım. Sağa basıp select ifadesini kullandım ve çizimden çıktım. İsterseniz klavyedeki escape yani esc tuşuna basarak da buradan çıkabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar değerlerini vermek kaldı. Değerlerini verirken ne yapıyorduk? Şimdi demin line komutunu buradan basmıştık. Ama biz bir önceki dersimizden biliyoruz ki Sortworks bizlere kısa yol veriyor ve biz bu kısa yolları bu işlerde profesyonel e, profesyonelleşmek istiyorsak kullanmak zorundayız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak sağ çektiğimizde gördüğünüz gibi bir circle yani daire aşağı çektiğimizde bir e, corner rectangle yani köşeden köşeye rectangle ama değiştirebiliyorsunuz tabii ki bu rectangle dikdörtgeni. Bir de arkadaşlar sol tarafa çekersek line yukarı çekersek de smart dimension yani akıllı e, Değer verme kısmına girebiliyorduk Şimdi smart dimension komutuna girdim İstersem diğer arkadaşlar gibi Böyle buraya kadar gelip smart dimension'a Mouse'un sol tuşuyla da tıklayabilirim Ama ben bunu biz bunu istemiyoruz Mouse'un sağ tuşuna tıklayıp yukarı atıp Hemen smart dimension komutuna giriyorum Çünkü e, bu tür konular Benim için önemli arkadaşlar Şimdi hesaplama kısmına geçelim Buradan arkadaşlar bu iki nokta arası Şuradakinin tamamı 80 ise Burası 40 mm Burada tamamız Buraya arkadaşlar genişliğimiz 10, yüksekliğimiz 10. Burada da tamamız. Burada şöyle bakalım. Tamamen yüksekliğimiz verilmiş. Şu aradaki yüksekliği şu an için bilmiyoruz. Şöyle bakalım. Bu aradaki yüksekliğimiz verilmemiş sanırım. Şuradaki yüksekliğimiz verilmiş ama o bizi ilgilendirmez şu an. Şuraya arkadaşlar birazcık göz kararı yapmamız gerekecek. Çünkü eğer değer verilmediyse göz kararı yapmamızda bir sıkıntı görmüyorum. Hemen arkadaşlar değerlerini verelim. Buraya arkadaşlar şöyle 40 mm yapacağım. Tamam diyorum. Bu sefer şöyle uç noktaları arası değerleri gireceğim arkadaşlar. Buranın 10 mm olduğunu Şöyle tutamadık noktayı. Buranın ise arkadaşlar şöyle genişlik olarak da tekrardan 10 mm olduğunu girip enterlıyorum. Bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra buranın değerini vermedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buranın da değerini vermedik. Fakat şuraların değerlerini verebiliriz. Örneğin buraya 10 mm deyip tamam diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gel gelelim bu hizalamaya. Şimdi bir adet centerline çekip ben bunu e, buraya kadar çekip arkadaşlar sağ basıp select deyip, bu centerline'ı tutup arkadaşlar CTRL'e yardımıyla bu noktayı da tutup iki noktanın selected yani seçili olduğuna emin olup burada merge diyebilirim veya coincident'lık varsa e, coincident'lık yakalayabilirim ama ben CTRL Z'ye basıyorum böyle yapmayacağım arkadaşlar aynı hizada olmasını istiyorum değil mi orijin noktasıyla yani ben bir kopyalama yapacağım sağdan sola, soldan sağa kopyalayacaksan buradaki merkez noktamla orijin noktam aynı hizada olmak zorunda. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Merkez noktamı tutuyorum. Buradaki noktamı tutuyorum ve make vertical diyorum ve tamam diyorum. Bu kadar basit. Şu an aynı hizadalar. Bu hiçbir zaman bozulmayacaktır arkadaşlar. Buradan gelip arkadaşlar tekrardan dimension komutuna giriyorum. Buranın 25 olduğu aşikar bir şekilde görünüyor. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Buranın ise 15 olduğu görünmesi gerekiyordur arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan bir girelim. Buranın 15 olduğunu girmemize gerek var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi girersek eğer Sorfworks bize diyecek ki arkadaşım ben zaten bunu hesapladım. E sen burayı vertical yaptın yani aynı hizada yaptın. Yani arkadaşlar tekrar söylüyorum orijin noktamla buradaki bitirdiğim çiz noktam arası aynı hizada yaptığım için e, şurayı girmeme gerek yok. Burayı ve burayı bilmem yeterli. Zaten şuradaki yapının ne kadar olduğunu biliyorum tamamının. Yani şöyle söyleyeyim. E, tekrardan bir anlatayım. Kafanız karışmasın. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi buranın 50 mm olduğunu biliyoruz. Değil mi? Çünkü ben yukarıda verdim. Burası 40 dedim. Buradan burası da 10 dedim. Toplam hesapladı bunu. Solidworks 50 dedi. E 25 bura 10 bura 35. E buraya zaten 15 kalıyor. Ben bunu biliyorum diyor. Benim buna ihtiyacım yok diyor arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. bunun arkadaşlar yüksekliklerini vermemiz gerekiyor. Şimdi yüksekliklerini verirken şöyle bir şey dikkat edelim. Buradan en üst noktasından en alt noktasına bir yüksekliğini verelim arkadaşlar 83 mm ymiş. Tamam diyelim Şimdi buna Tamam dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi e şuranın yüksekliğini vermedik Doğal olarak buranın yüksekliğini vermediğimiz için e bir Sıkıntı e yaratabilir bize burası e Şöyle yapalım arkadaşlar e Buradan bir yükseklik verelim göz kararı yani şuradan geldik şuraya kadar buradan da bir aşağı geldik şimdi e, buradan aşağısı acaba şurası göz kararı ne kadar olabilir 17 demiş 15 diyelim tamam diyelim burada arkadaşlar bir değer daha vermem gerekiyor şimdi burası 15 ise şuranın değeri de örneğin 19 çıkmış burada biz de bunu 20 yapalım ve tamam diyelim şimdi Burada gördüğünüz gibi bu noktalar da aynı hizada değil. Bu noktaların aynı hizada olmadığını bir adet centerline çizerek sağ tarafa doğru gösterebilirim. Bakın aynı hizadan geçmiyor. Şimdi bunu yine deminki örnekte yaptığım gibi arkadaşlar aynı hizaya getirmem lazım. Bu noktayla bu noktayı seçiyorum ve make horizontal diyorum. Tamam diyorum. Bu sayede arkadaşlar gördüğünüz gibi çizimin tamamı siyah olmuş oluyor. Bunları arkadaşlar şu şekilde seçiyorum. Hatta şuraları seçemedik. Bu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Bunları seçtikten sonra Mirror Entities komutuna giriyorum. Mirror kısmına geliyorum. Buradan arkadaşlar bakın aynalayacak bir yapımız yok. İstersen ben buraya Construction Line çizip sol tarafa aynalama yapabilirdim. Ama Construction Line'i canım çizmek istemedi mesela bu sefer. Ne yapmam gerekiyor? Unsur ağacımı açıyorum arkadaşlar. Front Plane'in üzerine geliyorum. Bakın Front Plane buradaymış. Top Plane'e geliyorum buradaymış. Right Plane'e geliyorum buradaymış. Şöyle birazcık geri çekilelim. Right Plane'in nerede olduğuna bakın arkadaşlar. Tam bir aynalama hizası gibi değil mi? Aynen tam bir aynalama hizası gibi. Right plane'imi seçiyorum. Ee, gördüğünüz gibi sarı taraf olan kopyalayacak ee, işlemde kopyaladığım tarafı gösteriyor. Sağ taraf ise arkadaşlar açık mavili kısım seçtiğim yapımı gösteriyor. Tamam diyorum. Bu sayede sol tarafa da kopyalamış bulunuyorum. Bunu arkadaşlar bir adet e, line ile şöyle bölmemiz gerekiyor. Hemen şuraya line'ımızı ekleyelim. İki uç nokta arası sağ basıp diyelim. Bunu da çizdik. Bundan sonra arkadaşlar ee, bir adet centerline çizelim. Ya da construction line de deniyor arkadaşlar buna. Center Centerline'ımızı çizmek için şöyle gelelim birazcık yaklaşalım. Buradan örneğin şuraya kadar yatay olacak şekilde centerline çizelim ve tamam diyelim. Yukarı attım arkadaşlar. Smart dimension komutuna girdim. Construction line'ımla buradaki line'ım arası mesafenin 30 mm olduğunu girelim. 30 mm'imizi girdik. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi sanki birazcık fazla yukarıda oldu bu yapımız. Ee, bu yapımızın fazla yukarıda olduğunu görüyorsak arkadaşlar. Şuraları küçültebiliriz. Örneğin burası 15 yerine 10 mm olsun. Ee, burası da 20 mm yerine örneğin 15 mm olsun. Bu sayede küçülttüğümüzde arkadaşlar daha aşağı çekebilecek durumda. Oluruz bu yapımızı daha geniş bir alan yaratmış oluruz bu yapımızı oluşturmak için. Şimdi arkadaşlar bir adet e, center line çizmeyeceğim bu sefer Mouse'umu sağa atıyorum e, center circle komutuna girmek için bakın buranın uç noktası ile bu yapımın merkez noktası esasında aynı hizada konumlandırıyorum ve buraya dairemi çiziyorum bir adet de buraya çizeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları çizdikten sonra mouse'umu yukarı attım. Buradaki çapımı veriyorum arkadaşlar. Çapım ne kadarmış? 25 milimetreymiş. Buradaki çapım ne kadarmış arkadaşlar? Şöyle bakalım. Çapımız 10 milimetreymiş. Peki hocam biz bunları verdik ama bu arkadaş hala mavi diye sorar gibi e, sesler duyuyorum şu an. Çünkü arkadaşlar biz bunu sabitlemedik. Biz bunu nereye çizdik? Bakın geliyorum. Midpoint noktası üzerinde şu an. Bakın orta noktası üzerinde. Buradaki construction line'ın orta noktası üzerinde şu an merkezi. Bunun ise arkadaşlar ben bunun merkez noktasından mouse'un sol tuşuyla tıklayıp şöyle sağa sola hareket ettirebiliyorum. Neden? Çünkü buradaki construction line'ın üzerinde fakat arkadaşlar orada nereye sağdan soldan bir değer vermemiz lazım ki onun oynamasını durduralım. Bu değeri nasıl vereceğiz arkadaşlar? Origin noktasıyla 30 mm veya dışarı tarafla 20 mm olarak verebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Masumu tekrardan yukarı atıyorum. Smart Dimension komutuna giriyorum. Uç noktası ile bu merkez noktası arası gördüğünüz gibi zaten 30'a yakınmış. 30 mm diyorum ve tamam diyorum. Şimdi bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra e, bir de kopyalamayı e, Constructural Line ile yapmak istiyorum. Mesela size e, daha iyi anlatabilmek adına bir adet Center Line çiziyorum. Hatta Center Line çizmeyeceğim. E, bir adet line çizeceğim arkadaşlar. Line'ımı çizmek için Masum'u sağ basıp sola atıyorum. Line'ımı orijin noktamdan tuttum. Buraya kadar getirdim. Sağ bastım, select dedim. Buraya bir line çizdim. Bunu neden çizdim arkadaşlar? Bu line'ı tutup constructural geometriye çevireceğim. Constructural geometriye çevirdim bu arkadaşı. Şimdi bu dairemi tutup bu line'a göre kopyaladığım zaman aman arkadaşlar, bir önceki derste de söyledim. Sadece bu taraf kopyalanıyormuş gibi düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü bakın aynamız burası ya. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Kopyalayacağımız malzeme bu. Aynamız burası. Ben bunu aynaladığımda hocam buraya böyle geçmez mi diye düşünüyor. Hayır arkadaşlar. Şimdi bir şeyi ayna olarak kullandığınız zaman onu sonsuz olarak görüyor SolidWorks. Yani şuranın tamamını böyle sonsuz yukarı, sonsuz aşağı olarak görüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani siz bunu tutup buradaki dairemi tutup bu aynalama kısmına göre kopyaladığınızda bu bu şekilde kopyalanmaz. Tamamı oluşacak şekilde kopyalanır arkadaşlar. Buradan çıkalım. Şimdi Mirror entities komutuna girdik. Mirror entities to mirror kısmında ne yapıyorduk? Kopyalayacağımız şeyi seçiyorduk. Kopyalayacağımız şey mirror about kısmında da arkadaşlar aynamızı seçiyorduk. İz düşümünü gördük. Tamam dedik ve çizimimizi oluşturduk. Ha, bu aynalamayı tekrardan buradaki unsur ağacından da yapabilirsiniz. Sadece size farklı bir şey göstermek için yaptım bugün. E, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Üçüncü dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you for watching!